Benim çok sevdiğim bir uygulama. iPad'e indiği için de çok rahat kullanabiliyorum. İşimi görüyor. Şimdi ben mail de yolladım bu yazılım şirketine. Bizim için indirim yapabilirler mi diye sordum. Belki yapabilirler. Eğer indirim yapabilirlerse belki tamamen satın alırız indirimli bir şekilde ve kullanmak isteyenler kullanır. Bir cevap gelirse haberdar edeceğim size. Şuradan file bölümünden neler yapabiliyoruz ondan bahsedeyim. New diyor. Hemen onunla başlayalım. New dediği yerde pek çok şeyin örneğin illüstrasyon yapmak istiyorsanız onun için buna basabilirsiniz. Onun dışında eğer ki bir karikatür yapmak istiyorsanız, yani bir karikatür sayfası oluşturmak istiyorsanız buna basabilirsiniz. Onun dışında çizgi roman yapmak istiyorsanız ya da storyboard yapmak istiyorsanız bunları kullanabilirsiniz. Bir de en sağdaki animation kısmında da buradan da animasyon için dosya açabiliyoruz. Buradaki alttaki araç gereçlere baktığımızda bize kağıdımızın oranlarını veren bir bölüm var şurası. 1920'ye 1080. Şu anda kullandığımız ölçü genelde bu. Onun altında da kalitesi var aynı zamanda. Yani çözünürlüğü de bunu arttırarak biraz daha güçlendirebilirsiniz. Daha altlarda da blank space yazıyor. Orası da biraz önce göstereceğim çalışmayı yapmamızı sağlayacak. Nedir o? Şimdi şurada gördüğünüz çalışmaya baktığınızda dik bir sayfa görüyorsunuz. Bu dik sayfa ne işimize yarıyor? Bakın aşağıda bir çerçeve var. Ne renk? Mavi mi o? Sanırım. Mavi çerçevenin olduğu kısım bizim ekranımız. Özge, sen alır mısın girenleri? Ben kapatmayayım uygulamamı. Ben alıyorum hocam, siz merak Tamam, etmeyin. çok Açık teşekkür şu ederim. anda. Teşekkür ederim. Şimdi ekranıma baktığınızda diklemesine bir resim görüyorsunuz. Ama ben bunu oynattığımda sadece o mavi alanı göreceksiniz. Oynatıyorum. Evet, tekrar oynatacağım. Evet, gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı geliyor ve fareyi görüyor. Yani o dik alan bizim geri planları hareket ettirmemizde çok işimize yarayacak bir bölüm. Orasını sahneye dahil etmiyor ama kurguyu daha iyi yapabilmemiz için ne yaptığını şimdi yavaş yavaş ilerleterek göstereyim. Şu anda o gördüğünüz ekran seyirciye gösterdiğimiz yer. O aşağı indikçe görüntünün oralarını gösteriyor ve daha sonra sabit bir noktada kalıyor ve ilerliyor. Tekrar göstereyim. Şöyle yakınlaştırayım. Evet, diklemesine bir geri plan aldık biz burada ve onun üzerinde oynayarak hareketi sağlamış olduk. Yani kamera pozisyonundan da bahsedeceğim biraz. Kamera kullanımından da bahsedeceğim. Bu bizim kameramız. Çizgi film sadece bir kareden oluşmaz. Yani eğer tek bir kareden oluşuyorsa sıkıcı gelebilir. Bir çizgi filmi sanatsal yapan şey kamera kullanımıdır. Yani sanatsal çizgi filmlere baktığınızda o sahnelerin kullanımı, kameranın kullanımı ne kadar çok önemli hatırlarsınız. Pinokyo'da bir sahne görmüştük. Pek çoğunuz hatırlar. Çok güzel bir kamera kullanımı vardı. Biraz sonra eğer siz çalışırken vakit bulabilirsem onu da size tekrar göstermek isterim. Bu kısımla ilgili bir sorusu olan var mı ya da ne düşünüyorsunuz bu kısımla ilgili? Orada mısınız? Bence sonunda manuel arka plan hareket ettirmemek çok güzel olacak. Herhalde inşallah öyle değildir ama manuel değilmiş gibi anladım sanki. Yok yok, manuel değil bu, full otomatik. Yani çok çok işinize yarayacak. Diyeceksiniz ki, aa, ne kadar kolay bir şeymiş aslında bu diyeceksiniz. Aslında Şerife'nin Rough Animator'ın heyecanla beklediği kısım burası işte. Dikey şeyi hareket ettirmek.
Evet. Ama biz bunu şimdi sona erdiriyoruz. 4 ay sonra devam edeceğiz. Şaka şaka yapıyorum. Şimdi hadi hep Hocam birlikte. bunu yatayda yapabiliyor muyuz? Tabii. Tabii yatay da yapabiliyorsunuz. Hatta şundan da bahsedeyim. Diyelim ki bir yere zoomlarsınız. Bir noktaya zoom yapabiliriz. Yapalım birlikte. Ve o noktadan açılarak gelirsiniz. Yani şöyle göstereyim. Belki buraya zoom yapabilirsiniz. Şuraya zoom yapmak istiyorsunuz. Buradan başlasın istiyorsunuz. Dalın ucundan başlasın ve kameramız geldikçe şuraya doğru insin istiyorsunuz. Bir kez daha oynatalım. Gördünüz mü? Oraya zoom yaptı ve oradan geri çıkarak geliyor. Diyelim ki orada bir tane ay var. Aydan geriye doğru çıkıyorsunuz. Değil mi? Önce aya odaklandınız orada. Sonrasında yavaş yavaş asıl karaktere geldiniz. Dolayısıyla izleyiciye nereye odaklanmasını istiyorsanız oraya odaklanmasını sağlıyorsunuz. Bugün bunun üzerine konuşacağız. Bu çalışmayı yapacağız. Lütfen uygulamanızı açın. Clip Studio'yu aynı zamanda o kadar çok uygulama olunca kafam karışıyor hangisini. Procreate'i de açalım. Procreate'de bir görüntü çizelim. Evet. Şimdi diklemesine bir çalışma alacağız. Bunu yataylamasına da yapabiliriz. Yani çok uzun bir şerit alırız ve o şeridi hareketlendiririz. Şimdi siz de fare çalışmayı düşünüyordum ama şimdi şöyle yapabiliriz. Dünkü çizgi filmde yani bu gönderdiğim linkte de görmüşsünüzdür. Bir tane pencereden yaprak giriyor, uçuyor, uçuyor ve yatağa konuyor. Belki burada da sadece bir yaprağın düşüşünü şimdi gösterebiliriz birlikte. Fareye de daha sonra da geçebiliriz. En azından siz bunu çok rahat anlayabilin diye. Evet, lütfen açın uygulamanızı ve diklemesine bir tane Bir şey tanımaz. sorabilir miyim? Tabii Bu lütfen. arka fonu önceden çizdin değil mi Fatih? Tabii, bunu çizdim, yeni çizdim. Tamam. Açalım lütfen bu şeyi. Bakın ben DPI'yi 500 yaptım burada. Orada ayarlarda DPI'yi göreceksiniz. Onu ne kadar yüksek kullanırsanız en azından netliği de o oranda arttırmış olursunuz. Lütfen onu biraz arttırın. Evet, şimdi Fatih Hocam, lütfen. Efendim. şey açıyoruz değil mi? Bu çizgi film animation. Onu açıyoruz değil mi biz? Orada benim bir sesim şey gitti geldi de görüntü. Şeyi açıyoruz. Şu anda Procreate'de çiziyorum. Bunu Ha Procreate'de Procreate. çizdim. Ama Ha klip. Procreate'iniz yoksa hangi Tamam. uygulamayı kullanıyorsanız onunla çizebilirsiniz. Bunda bir zorunluluk yok. Ha tamam hocam. İstediğiniz Tamam. uygulamayı Klip kullanabilirsiniz. klip. Ha, tamam. Hocam şu an ne çiziyoruz? Ben onu anlamadım. Arka planı mı çizelim, yaprak mı çizelim? Yok, yaprak hareket ettireceğimiz şey arka planı çizeceğiz sadece. Tamam. Tamam Bunu hocam. çizmenizi istiyorum. Böyle bir çalışma yapalım. Hızlı yapın lütfen. Çok ayrıntıya girmenize gerek yok. Buradaki amacımız kamera kullanımını görmek. Daha sonra kendiniz ayrıntılı bir şey çalışabilirsiniz. Hocam DPI demiştiniz de onu nereden bulacağız? Gösterebilir Burada misiniz? şey var. Gösteriyorum. Kırp ve boyutu değiştir diye bir seçenek var Canvas'ın içinde ya da yeni dosya açarken de var. Orada ayarlar yazıyor sağ üstte. Orada DPI yazıyor. 300 ile 500 arası bir şey uygulayabilirsiniz. Tamam. Hocam 1080 önde olacak değil mi bu sefer? Dik Tabii olsun tabii. diye. 1080 dar kenarı genişlik, 1920'de uzunluk. Tamam. Şey 400 yerine 500 yapacağız değil mi? Seninki 400 müydü? Kalabilir 400 mü? öyle. Yani 300-500 aralığında olabilir. Tamam.
Şimdi benim bu uygulamam yok, ne yapacağım diyen var mı? Yani ben bu uygulamayı kullanmıyorum, ne yapacağım diyen var herhalde aranızda. Can benim yok. Ben o yüzden sadece izliyorum şu anda. Tamam, izle. En azından nasıl yapıldığını görmüş olursun. Peki indirebilir misin daha sonra? Senin ne tür bir aracın var? Yani bilgisayarlarda indirebiliyorsunuz bu arada bu aracı. Efendim? Öyle mi? Ben Wacom kullanıyorum bilgisayarda. O zaman bilgisayarımı indireyim daha sonra. Vakum'a da indirebilir, şey bilgisayara da indirebilirsin. Bilgisayarım. Bilgisayarda da 3 ay ücretsiz sürüm olduğunu hatırlıyorum. Ona da indirebilirsin ama en azından temel mantığını da kavraman anlamında yardımcı olacaktır. Tamam hocam, teşekkürler. Rica ederim. Ben de yüklü ama hiç kullanmadım Flip Studio'yu. O yüzden yani çok yabancıyım. Bakalım. Tamam. Ben zaten şimdi tek tek göstereceğim. Mina, Ahmet'e sorar mısın? Clip stüdyosu var mıymış? Ahmet, do you have Clip Studio or have you ever used it? No. Which program are you using for animation? Animator. Ama Animator. Can you download Clip Studio? Installed. Yes, are you using iPad? Yes, I'm using iPad. It's 3 month free if you download Clip Studio. I'm writing from the chat the app name, and we are working on it. And he's teaching how to use it. Maybe you can practice later. Bilgisayarı da indirebilir. Okay, I will install it. Okay. Evet, sanıyorum bu kısım. Şimdi. Teşekkür ederim Mina. Sanıyorum bu kısma kadar yaptınız. Doğru mu? Evet hocam, yaptım ben de. Tamam. O halde yaptım hocam. Tamam, o halde hemen birkaç evet, new kısmına geliyorum. Burada aşağıda blank space yazıyor. Yani yüksekliği sahnemizin dışında da ekstra bölümü görmemizi sağlıyor ki nereye yerleştireceğiz ve nereden nereye doğru taşıyacağız. Bu anlamda bize referans olacaktır. Burayı dik pozisyonda kullanacağımız için 1980 yapıyorum. Ben bir şey sorabilir miyim hocam? Tabii lütfen. Merhaba herkese. Bu dikdörtgen mavi kadraj bu kendiliğinden mi geliyor yoksa? Yani sanırım anladığım kadarıyla normal standart ebatın dışına çıkınca bu kendiliğinden geliyor değil mi? Şöyle söyleyeyim. Yukarıdaki alan sizin kadrajınız, ekranınız. Aşağıdaki alan ise ekranınızın dışındaki bölüm, yani çalışma alanınız. Yok, ben onu anladım. Anladım da bu mavi kamera kadrajı, mavi çizgi dikdörtgen nasıl geliyor? Biz ekstra bir yere basıyor muyuz yoksa? Yok, basmana gerek yok. Normal 1920-1080 yazınca o kendiliğinden zaten orada o ekranı açacaktır. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Şimdi 1920'ye 1080 üstteki alanımızı yapıyoruz. Altta da 1920 tab kısmını alıyoruz. Bunu da okey deyip açıyorum. Şimdi ben yeni bir ekran açtım burada. Hocam çok özür dilerim, araya giriyorum da. Bunu 1920'ye 1080 yaptım ama ekranınız çok büyük olmadığı için çok net göremiyoruz ya da ben mi göremiyorum bilmiyorum. Benimki dik değil, yatay hala. Evet, benim de. Değil mi? Aynen. Çok evet, net göremiyor hocam. Biraz. Tamam, bir daha göstereyim. Şu alanı görüyor musunuz? Şu ekranınız açılıyor mu? Evet evet hocam, bu açılıyor. Evet bu bakın, açılıyor hocam. Üstteki 1920, alttaki 1080. Yazdık. Tamam. Hocam tam tersi olacak. Hayır hayır, tam tersi olmayacak. O yeni ekran olduğu için herhalde. Nasıl? Ben tam tersi yapınca dik oldu. Tamam ama hayır, sizin bu çalışma ekranınız. Alttaki 1920 yapacaksınız, o zaman
üste doğru zaten çalışma payı verecek. Siz üsttekinin normal standart ekranınızı yapıyorsunuz. Bu bizim izleyiciye sunduğumuz ekran. Bir önceki bahsettiğim ölçüler, bir önce bahsettiğim ölçüler çizim uygulaması için kullanacağınız ölçülerdi. Yani geri planı o ölçüde yapacağız ki o çalışma ekranımıza sığsın. Fatih Hocam, yalnız dediğiniz gibi ben yeni dosyayı işte açtım. Şey geliyor, bu mavi kadraj sayfaya uyumlu bir şekilde ebat değiştiriyor. Sizin açtığınız gibi açılmıyor. Tamam, alttakini yaptınız mı 1920 diye blank space kısmından? Hayır, onu yapmadım. Tamam, onu da yapmanız gerekiyor. Lütfen sadece üstü değil, bakın altta da gösterdiğim alan blank space yazan kısma 1920 yazmanız gerek. Tap yazan kısma. Tap yazan kısma, evet. Evet. Sonraki sizde 64, bizde 54 mü? O çok önemli değil, onlar öyle kalabilir. 72, 72. Bir dakika, oraya yani o size diyor ki sol tarafta 72 birim, sağ tarafta 72 birim ölçü var diyor. İsterseniz onları da uzatabilirsiniz. Bazı çalışmalarda onu kullansınız. Şimdi diyelim ki biz diklemesine değil de yatay bir çalışma yapacak olsaydık ne yapacaktık? O zaman da bunu arttıracaktık değil mi? Pardon. O zaman da ne yapacaktık? Burayı arttıracaktık. Burayı... Bala, senin sorduğun sorunun cevabı. O zaman da böyle olacaktı Bala. Tamamdır hocam. Sanıyorum yaptınız. Evet. Olmuyor ya. Nasıl olmuyor ya? Yani o kadraj, bir dakika bir daha bakayım sizin yaptığınıza. Benimki oldu hocam. Ben başardım. Özge, senin kim olmuyordu? Evet, bu siz şimdi tap, blank space tap, oraya tam olarak kaç girmem lazım? 1920. Kare, yani diklemesine bir mavi kadraj geliyor. Evet, aynen ya. Bende de öyle. Çok uzun. Upuzun değil mi? Yukarıya doğru. Evet. Evet, aynı bende de doğru. Belki ölçü birimi farklıdır. Yani şöyle bir şey. Sanmıyorum ama. Peki şu neyden kaynaklanıyor olabilir sizin sorununuz? Yani her şey... var mı? Her şey ben sizin... yaptım hocam, ben, oldu size. Ben de yaptım hocam. Ben de yaptım yani şansım. Yani şu ekran, şu ekranı yapabilenler var ama yapamayanlar evet, evet. Var. Onlar da diklemesine ekran oluyor. O zaman yanlış yerden müdahale ediyorsunuz diye düşünüyorum. Yani üst taraftan kaynaklanıyor olabilir o sorununuz. Hocam, yani yeni dosya aç dedik. Sonra da yeni dosya aç. Film size of output frame. En sondaki. Efendim? Yani şu film kısmını önce seçtiniz mi? Yani evet. Animasyon kısmı seçili canım. Öbür türlü tamam. Zaten bu ekran açılmıyor. Diğer illüstrasyonlarda falan. Tamam, ondan ona bastınız. Evet. 1080, 1920, 144. Alttaki tab 1920, 74, 72, 72 sizinkiyle aynı görünüyor şu anda. Tamam, peki bu title oralarda tikleriniz var mı? Herhangi bir yerde tik koyduğunuz bir şey var mı? Sadece set file name otomatikle var, o kadar. Otomatik olarak bende onu yok. Kur var sadece. Onu kaldırırsan düzeliyor mu peki? Hayır. O kadar oldu benim. Oldu mu? Nasıl çözdün Yeliz? Hocam şey, ilk yaparken olmadı. Ondan sonra yeniden new file'a bastım. Oldu. Siz de bir kez daha deneyin. Belki sorun çözülür. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii lütfen.
şey hani Procreate'de o çizdiğimiz resmi buraya aktaracağız ya, o Procreate'de çizdiğimiz resmi nasıl galerinize veya dosyanıza yüklüyorsunuz? Ben onu yapamadım. Onu da hemen göstereyim. Bu arada hemen onu da yükleyelim. Hocam. Paylaş kısmından JPEG. Efendim. Buldum nasıl olacağını. Nasıl? Şeyden oluyor. Yukarıda custom var ya, seçenekler var. Onu 1080'e 1920 şeklinde değiştirirsen düzeliyor Özge. Bu sefer de Şurada böyle custom oldu. var, görüyor musun Özge? Preset. Sefer de böyle Preset oldu. var ya. Aha. Preset. O preseti alıp 1920'ye 1080 yapıp aşağıdaki blank space rakamlarını tekrar yeniden Fatih Hoca'nınki gibi yerine koyarsan düzeliyor. Tamam. Evet, şimdi devam ediyorum. Aşağıda timeline'ınız var. Olur da timeline'ınız yoksa window kısmından timeline tikini açın. Açtık mı? Açtım ben. Benimkinde yoktu. Tamam. Timeline'ı oradan açabilirsiniz. Buradan bazı panelleri açmanız mümkün. Pek çok uygulamada olduğu gibi Window kısmında bunları ayarlayabilirsiniz. Tamam mıdır? Devam ediyorum. Hocam bir şey soracağım. Şimdi en üstte en üst kısmında timeline'in bir altındaki bir bölüm var ya. Orada soru işaretinden önce üç tane yer var. Soru işaretinden önce 3 tane yer var. Şu timeline kısmında büyüteç, küçülteç o Yok hocam. kısımdan bahsediyor. Yok yok hocam. Yatay pozisyonda. Yatay pozisyonda. En üstün bir Tamam altın. gördüm. Tamam gördüm. Evet, üç tane yer var. Orada üç tane de kalem var. Onların açık olup kapalı olması ne işe yarıyor acaba? Şey, biz de öyle yapalım mı? Onları hiç kullanmadım. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Tamam. Bu şekilde yapabilirsiniz. İleride olur da bir şekilde işimize yarayıp yaramadığını kontrol ederiz ama şu an için gerek yok. Tamam hocam, Yani teşekkür ederim. onlarla şu anda işimiz yok. Evet, şimdi devam ediyorum. Altta timeline'ımız var. Bakın timeline yeni bir layer açmak için bir kişinin mikrofonu açık kalmış. Kapatabilir mi rica etsem? Evet. Yağmur, mikrofonu kapatır mısın? Tamam. Evet, devam ediyorum. Duyuyorsunuz beni değil mi? Burada layer, yani şu okla gösterdiğim yer yeni layer açma butonu. Ona bastığımda yeni bir layer açıyor. Layer mantığının ne işe yaradığını daha önceki eğitimlerden biliyorsunuz. Hemen yanındaki de yeni bir sayfa açma butonu. Ona bastığımda da her bir layer'ın içerisine yeni bir sayfa açıyor şu anda gördüğünüz gibi. Bu timeline'da frame sayısını arttırmak için, yani bir sayfanın frame sayısını arttırmak için bu sayfaların mesafesini açmanız, yani dokunup onu sürüklemeniz yeterli olacaktır. O zaman bu sayfa örneğin 2 frame boyunca ekranda görünecektir. Şimdi herhangi bir top çalışmasıyla yapalım. Bu hepinizin çok bildiği basit bir çalışma olsun. Kalemi en azından programı test etmeniz için söylüyorum. Şu kısımdaki de yani şu okla gösterdiğimde oyunun skin özelliği bu da işte önceki sonraki çizimlerimizi görmemizi sağlayan araç. Evet ben oraya sayfa açmıştım. O sayfalara şu anda çizim yapıyorum. Basit bir şekilde test etmek için siz de bu çalışmayı yapabilirsiniz. Hızlıca lütfen yeni sayfa açıp yeni layer açıp yeni sayfa açıp böyle bir şeyi çizin. En azından kaleminiz, sayfanız çalışıyor mu, çalışmıyor mu?
onu bir test etmiş olursunuz. Hocam hani siz bastınız ya alt tarafta bir sürü beyaz sayfa çıktı. Ben yapıyorum olmuyor, yapamıyorum. Sende bu açılmıyor mu? Şuna basıyor musun? Burada yeni sayfa açma butonu var. Şu bastığım. Basıyorum ama bir işe yaramıyor. Basıyorsun ama bir işe yaramıyor. Peki öncesinde yeni bir layer açmış mıydın? Şunun gibi. Beyaz. Yani şu butona basıp yeni bir layer açtın mı? Bu butonla. Açmaya çalışıyorum, o da olmuyor. İşe yaramıyor. Ona basman lazım. Kalemin mi çalışmıyor peki? Parmağımla da basıyor. O da çalışıyor. Çalışıyor. Bir tane bastığında böyle bir layer çıkıyor mu? Folder yazıyor. Yok. Açılmıyor. Okay. Timeline'ın açık mı senin? Evet. Yani açılmaması için aslında hiçbir evet. sebep yok. Telefonla gösterir misin ekranda bana? Tamam. Evet, açalım. Kaleminizi test edelim oradan. Ben de kalemi çalıştıramıyorum. Aynı. Bu uygulamada mı kaleminiz çalışmıyor? Evet evet. Yani sayfayı açtım. Hatta layer'da tamam. açtım. Tamam. Şurada bir seçenek var. Özge basar mısın? Parmak var. Şurada göreceksin. Use different tools white fingers and pen diye seçenek var. Görüyor musun onları? Şurada üstte açtım. Görüyorum. Evet evet. Orada en üstteki seçeneği tıklar mısın? Kalemin çalışıyor mu normalde? Yani normalde bu şey sizinle beraber yapmadan önce çalışıyordu. Şu anda kaleminle herhangi bir şeye dokunduğunda çalışıyor mu? Hayır. Şarjı mı bitti acaba? Hocam benimki çalışıyor fakat o şeyleri açarken onlara tıklamıyor. Tamam. Bazı bakın yerlerde çalışıyor, bazı yerlerde çalışmıyor. Tamam, onu hemen göz. Hocam benimki de silik yazıyor. Yani net yazmıyor artık. Tamam, şimdi hepsini göstereceğim. Özge, senin kaleminin sorunu çözüldü mü? Başka yerlere bastığında tıklıyor mu? Başka yerlere basınca tıklıyor ama o kalemde, yani o parmakta tıklamıyor. Yani bir şey çıkmıyor. Tıklayabiliyorum ama bir şey çıkmıyor. Tamam, sayfada çizim yapmıyor öyle mi? Ha evet, yapmıyor. Tamam, lütfen şurayı kaçırmayın. Herkesin buraya bakmasını istiyorum. Bu arada şu yeni bir layer açtığınızda bakın folder diyor. Yani boş bir dosya var ya, şu anda hiçbir şey yazmaz. Ne yapmamız lazım? Öncelikle yeni bir sayfa açmamız lazım. Şu anda bir sayfa açtım gördüğünüz gibi. Ama sol tarafta sayfa var ama sağda yok. Yani şu alanda sayfa yok gördüğünüz gibi. Beyazlık yok. Bu alanda sayfa olmadan bir şey çizemezsiniz. Bu alanda sayfa olması için ne yapacaksınız? Buraya basıp da sayfa açacaksınız. Yani buraya basılırken sayfa açacaksınız. Gördüğünüz gibi şu anda oraya sayfa açıldı ve sayfa açıldığında ancak bir şey çizebilirsiniz. Eğer ki burada hiçbir şey yoksa bir şey çizemezsiniz. Oluyor mu Özge ya da yapamayanlar? Hocam zaten sayfa vardı orada. Hala olmuyor. Peki kalemi aldığını kontrol edebilirsin. Kalem var mı şu anda? Kalem. Ha, peki uyarı mı veriyor? Böyle bir çizgi mi veriyor? Yok yok, hayır, hiçbir şey. Yani yok. Hiçbir şey vermiyor. Çizmiyor hiçbir şekilde. Tamam. Yani o aşağıdaki yerlerden mi bir hata yapıyorum acaba bilmiyorum. Ama bende tamam. de sayfa aynen bu şekilde görünüyor mu? Tamam, bir şeye bakacağım. Özge, ben timeline'deki sayfaya tıkladığımda yazabiliyorum. Öyle bir şey denedin mi? Alttakileri kırmızı yapınca, yani sayfaya tıklıyorum hangi sayfaysa üstünde kırmızı oluyor şu an. Kaleme basıyorum. Yok. Fırçaya basıyorum. Yok. Sprey. Acaba beyazda kalmış olabilir mi? Bazen beyazda kalıyor bu. Özge, şöyle bir şey mi çıkıyor? Böyle bir uyarı mı çıkıyor peki? Hocam. Koyulaşınca yazdı benimki. 17 yani benimki yaptım. Benimki de öyle bir şey çıkıyor. Evet. 17 tamam. yapınca... Tamam, tamam. Lütfen Mina, senin soruna cevap veriyorum. Şu anda gördüğün gibi kırmızı çizgide, yani şurada bir sayfa yok. Burada sayfa olmazsa böyle bir şey çıkar. O yüzden buraya sayfa açmamız lazım. Gördüğün gibi sayfa açtım. Şimdi yazıyor. Hocam sayfayı neye basarak açtınız? Onu kaçırdım ben. Sayfayı da şuraya basarak açıyorsunuz. Bakın layer açma, sayfa açma. Layer açma, sayfa açma.
layer ve sayfa. Ahmet, are you here? Okay. Tamam, benimki oldu. Tamam. Tekrar gösterebilir misiniz? Sayfa açmayı mı? Evet hocam. Dilara, şu layer açma, bu da sayfa açma. Sayfa açıyorsun bununla, bununla da layer açıyorsun. Gördük mü? Şimdi herkesin bir layer... Tekrar gösterebilir misiniz? Efendim? Onion skin'i. Şu. Hı, tamam. Evet, geri alma tuşu var bilirsiniz. Play butonu bunlar. Tekrar hareket ettirme. Buraya kadar tamam mı? Bu arada bir şey çizip parmakla iki defa basınca da geri alıyor. Yani Procreate'deki gibi. Ben alışkanlıkla yaptım oldu. Bir şey çizip evet. Parmakla mı basınca geri alıyor? Yani Procreate'de de var özellik. İki parmağın aynı anda şöyle basarsan geri almış oluyor. Ben yani gayri ihtiyari yaptım, yanlış bir şey çizmiştim. Burada da çalıştı. Tamam, teşekkür ederim. Üç parmak, üç parmağı kullanırsanız da ileri alacak. Dört parmak kullanımı da vardı ama o ne işe yarıyordu şu anda hatırlamıyorum. Evet. Onun adı copy paste yapılıyor galiba. Copy paste mi yapılıyordu? Tamam. Evet. Bu programı indirmemiş olanlar, bu programı kullanmıyor olanlar şu anda çok sıkılıyorlar mı? Evet hocam. Çok sıkılıyoruz. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Şu an sayfa açamadım. Nereden açacağım sayfayı, bulamıyorum. Ya ama senin uygulaman var. Sen niye sıkılıyorsun? Hocam yeni başlayanlar da demediniz mi? Yok yok, yani bu uygulamayı indirmemiş olanlardan bahsediyorum. Ha, pardon hocam. Şimdi Dilara, çok çok basit şu layer açma. Hocam buna ben anlayacağını göremiyorum. Ben de yani WhatsApp'a attım ama bir görsele bakabilir misin? Timeline'ın açık mı senin? Timeline'ın bakar mısın? Windows'a bas ve şurada timeline diye bir yazı göreceksin. Ona bas lütfen. Yanında tick olsun. Tamam, bir saniye hocam. Evet hocam, tamam. Hocam. Tamam mı? Evet, şimdi görüyor musun? Evet hocam, şimdi görüyorum. Hemen basıp layer'ını aç, sonra da sayfa. Evet, son 5 dakikamız. Hemen bunu bitirmemiz lazım. Hareketlendirmeye geçeceğiz. Çünkü bu uygulamayı kullanmayanlar var. Onların da en azından diğer hareketi çalışmasını istiyorum. Hızlıca yeni bir layer açıyoruz. Ardından 10 tane sayfa açıyoruz. Yani yetişemeyen olursa sonra ilgileneceğim. O yüzden şimdi lütfen hızlıca bunu yapalım. Yeni bir layer açıyoruz. Nereden açıyoruz? Şuradan. Gösterdiğim gibi. Ardından hemen yanındakine basıp bakın. Öncelikle şu kırmızı zaman çizgimizin üzerinde birinci sıraya getiriyorum sayfaları açarken. Ve oraya basarak 10 tane sayfa açıyorum. Yani yapmam gereken tek şey bu. Tamam mı? Bunu yapıyorum. Yaptı mı bunu herkes? Yapamayan var mı? Yaptık hocam. Bir şey çizmenizi istemiyorum. Sadece bunu yapmanızı istiyorum. Ardından eğer bir layer'ınızı silmek istiyorsanız layer'ınıza basılı tutun. Bir de bu arada bazı şeyler kalemle çalışır, bazı şeyler parmakla çalışır. Ayarlamasını da yapabilirsiniz. Ama eğer bir şey çalışmıyorsa parmağınızla da bir dokunmayı deneyin. Layer kısmına gelip basılı tuttuğumda layer'ı kopyala, layer'ı sil vesaire gibi pek çok seçenek çıkıyor. Oradan delete layer'a basıp gereksiz olan bir layer'ım varsa onu silebilirim. Evet. Hocam programı kapattım. Bir daha açtım. Şimdi kalem çalışıyor. Kalem çalışmıyor. Çalışıyor. Kapattım, tekrar açtım. Tamam, harika. Sevindim. Tamam. Evet, lütfen açın layer'ınızı ve 10 tane sayfa açın. Şu anda benim dosyamda olduğu gibi ilerliyorum. Hocam. Şimdi ikinci aşamaya geçiyorum.
Alta bir tane daha layer açıyorum. Yani gördüğünüz gibi şurada bir boş bir layer'ım var. Folder yazan. Paper, en altta paper var. Üstüne bir tane daha. Yani paper'a bastığınızda ve yeni bir layer açmak istediğinizde hemen üstüne bir layer açacaktır zaten. Üstüne yeni bir layer açıyorum. Ardından sol tarafta import bölümüne geliyorum. File'dan import. Import'tan sonra from yani kütüphanenizden şey sayfa çizdiğiniz dosyayı alabilirsiniz galerinizden. Dosyanızda bu şekilde o fotoğrafın göründüğünü kontrol edin. Görünmüyorsa almayacaktır. Şu anda benim dosyamda var. Sol kısımda görüyorsunuz. Lütfen sizler de yapın. Bu kısma kadar. Procreate'de nasıl kaydediliyor? Procreate'de nasıl kaydediliyor? Orada anahtar var. Anahtara basın. Paylaş kısmına gelin. Ardından JPEG ve kaydedin. Hocam importu bir daha gösterir misiniz? File'a geliyorsunuz. Oradan import'a tıklıyorsunuz ve from galeri diyor. Galeriden alıyorsunuz. Kameranın altında. Sondan ikinci. Evet. Tamam mı bu kısma kadar? Devam ediyorum. Şimdi lütfen burayı izleyin. Sonra yaparsınız elinizdeki işi. Çünkü atlarsak ilerleyen süreçte anlamayabilirsiniz. Şimdi sol taraftaki bölüm, onu içe aktarmamız lazım. Yani şu gördüğümüz bir numaralı içe aktardığımız görüntüyü sağ taraftaki timeline'a aktarmamız lazım. Birinci sıraya geliyorum. Yani şu hareket ettirdiğim çizgiyi bire getiriyorum. Birinci sayfaya getiriyorum ve parmağımla basılı tutuyorum o alana. Bir rakamı çıkıyor ve yani o soldaki dosyamın numarası. Bu oraya kaç tane atarsam buraya ona göre numara çıkıyor. Bire basıyorum ve benim dosyamı artık o içe aktarıyor. Ve onu alttaki dosyaya göre konumlandırıyorum. Yani ona göre sığacak şekilde yerleştiriyorum. Lütfen herkesin bu kısmı yapmasını istiyorum ve sizi bekliyorum. Herkes öncelikle içe aktarsın, ardından timeline'a çalışmasını indirsin. Hocam ben önce bir folder'da bir sayfa açmıştım. O yüzden o resmin önünde bir beyaz sayfa duruyor. Sonra benim içeri aktardığım resim duruyor. O sayfayı silmek istiyorum şimdi ama nereden sileceğimi bulamadım. Bu programın şöyle bir özelliği var. Yanlış yapmamanız lazım. Yanlış yaparsanız silemiyorsunuz. Ya hocam. Tamam. Şöyle dosyayı mı sileceksiniz yoksa layer'ı mı sadece? Bu folder'a aktardığım bir tane beyaz bir şey vardı. Sayfa yanlışlıkla başka bir şey mi aktardın? Onu silmek istiyorum ki. Tamam, evet. Hemen söyleyeyim. Eğer şu zaman çizgisi yani şu kısımdaysa bu kısımda mı? Yok, o kısımda o değil, beyaz folder sayfa. Kısmında. Şurada mı? Şurada, folder kısmında. Peki sağda var mı o beyaz sayfa? Sağda yoksa orada evet, kalmış. Var. Sağda da var. Sağda varsa şurada zincir gibi bir şey göreceksin. Yeni layer açtığımız yerlerin sağ tarafında. Doğru, zincir. Evet. Orada bir tane üzerinde çizgi olan var. Öncelikle hangi sayfayı silmek istiyorsan ona dokun ve ardından o üzerinde çizgi olan butona tıkla. Tamam. Hocam bu arada benim timeline'ım ekranı komple kapladı. Normal sayfaya çok az bir alan kaldı. Onu nasıl düzeltebilirim? Bakın, o timeline'ın bittiği bölüme dokunuyorsunuz kaleminizde bir tane ok çıkıyor. Hı-hı. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu pek çok uygulamada görürsünüz. Eğer bir şeyi daraltmak istiyorsanız orada bir ok çıkacaktır. Onunla aşağı yukarı yerleştirebilirsiniz. Tamam, sağ olun. Evet, evet, biraz daha hızlı ilerleyin lütfen. Çok vaktimiz yok. Lütfen daha hızlı. Fatih Hocam. Efendim? Ben aktardım ama farklı bir resim aktardım. Bu sizin aktardığınızı mı aktaracaktık? Orayı kaçırdım mı? Tabii. Diklemesine bir resim yaptık ya.
Ben onu şey yapmamışım, yapmamışım. Tamam, yanlış anlamışım. Hocam, kaç tane layer var şu an? Hızlı yapalım. 10 tane. 2 tane layer'ımız var. Bir tanesine background'u attık, bir tanesine de yaprağımızın düşüşünü çizeceğiz. Background ikinci olan değil mi? Aşağıdaki. Tamam. Background ikinci olan. Bu arada hocam, TV Paint kullananlar bu özelliği kullanmasını biliyor mu? Hocam var bir şey sorabilir miyim? Bir dakika lütfen, ben bir şey sorayım da ondan sonra hemen dönüyorum İrem. Kim kullanıyor? Mesela Burcu, sen kullanıyorsun TV Paint'i, bu özelliği kullanmasını biliyor musun? Ya da Esra? Ben maalesef biraz bu derste Fransız kaldım ama bölmek de istemedim çünkü tek başımayım. Ben kendimi çözmeye çalışacağım, bakayım bunu nasıl. Hani ekranı dik yapmayı bilmiyorum en başta ben. Tamam. Yani Burcu, Clips, sen TV Paint'i kullanıyorsun. Clip Studio yok değil mi sende? Ben cendereyi çekiyorum Fatih. Çünkü ben şimdi Clip Studio'ya pes edip geçersem sonra tekrar bu süreci bir daha sil baştan yaşayacağım. Tabii hani tabii, hiç yaşamam. Savaş verip hani öğrenmeye çalışıp, hatta mesela diyelim ki bu eğitimin sonunda eksik kaldım, tekrar eğitime katılıp hani kendimi ilerletmeyi planlıyorum. Açıkçası hedefim bu yani. Tabii tabii. Yani ben de şimdi çoğunluk bu uygulamayı indirdiği için de gösteriyorum. Aynı zamanda siz de en azından mantığını kavrayın istiyorum. Araçlar değişecektir ama mantığımız aynı olacaktır. Yani TV Paint'i de bu mantıkla yapmış olacaksınız. Sadece araçlar değişecek. O yüzden mantığı da gözlemleyin lütfen. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Tabii, yok hayır, tabii onu yapıyorum. Ama işte dediğim gibi hani tuşlar ve hani uygulama noktasındaki bazı tamam şeyler farklı olduğu için. Ama lütfen şunu düşünün. Sadece kamera butonu nerede, onu bulmanız gerekecek. Onu da Patricia'dan yardım alacağım sizin için. Burada şundan bahsediyorum. Temel bir prensibimiz var. Nedir? Bir tane geri planımız var. Bir de üstte yeni bir layer'ımız var. Yani yaprak hareketi için bir layer açtık. Geri plan için de bir layer açtık. İki tane layer'ımız var. TV Paint'te de olsa bu aynısı olacak. Başka bir uygulamada olsa da aynısı olacak. Temel yöntemimiz bu olacak. Evet, buraya kadar yaptığınızı düşünüyorum. Yaptık mı? Yaptık hocam. Oldu hocam. Hocam tamam. Benim ben layer olarak açtım ama aktarırken bir sorun yaşadım. Yani şu an içini aktaramadım. Aldım farklı bir layer olarak içerisinde tamam şu anda. İrem ama... seni unuttum, kusura bakma lütfen. Evet. Sol tarafa aktardın ama şuraya aktaramadın. Doğru mu, şuraya? Evet, evet sağ hocam. Kısma. Birinci sayfaya geliyorsun, parmağında o alana basılı tutuyorsun. Ardından böyle bir sayfa çıkacak, pencere. Oradan bire basarak onu içe aktarabilirsin. Yaptım ama içe almadı benimki. Orada bir rakamı var mı? Evet, var. Ona tıkladın ve içe almıyor mu? Evet. Ben de sayfa aç butonuna tıkladım. O resimli sayfa aç butonu tıklayınca oldu, içeri aldı. Sayfa aç butonuna tıklayınca içeri aldı. Tamam, o da bir yöntem. Yapar mısın sen de o şekilde? Sayfa aç butonunu biliyor musun İrem? Evet, evet hocam. Evet, dener misin? Deneyim öyle. Tamam. Ama almadı benim. Yine mi almadı? Yok, almadı. O zaman yeni bir dosya aç, yeniden içi aktar, yeniden dene lütfen. Tamam, tamam hocam. Bu arada benim gösterdiğim kısa yolların haricinde sizin keşfettiğiniz şeyler olursa sizler de paylaşabilirsiniz. Ben bu uygulamayı birinden öğrenmedim. Kendim keşfederek öğrendiğim için belki bazı şeylerin daha kısa yolu vardır ya da farklı bir yöntemi vardır. O yüzden ben benim öğrendiğim şekilde öğretiyorum ama sizler de araştırabilirsiniz. Hocam şanslı oluyor. Bir şey oluyorsa eğer. Evet, ama en önemlisi mesela ben kamera özelliğini emin olun 7 ay boyunca uğraştım açabilmek için. 7 ay abartmıyorum. İzlemediğim video kalmadı. Sayfanın kendi şeyinde var ama bir yerde bir yanlışlık var. Yani bir yerde atladığım bir şey var ve onu bulamamıştım. Yeni buldum. Gerçekten bazı şeyi kaçırınca bulmak zor olabiliyor. Ya ama bence çok normal yani. Bir, hani Filipa klip var ya, en basiti. Ya onda bile ilk ders ne kadar kaotikti yani. Kimse bir tane topu çizememişti.
Şimdi evet, bence yani maşallah kameraya kadar geldik. Evet. Hocam şeyin sözünüzü böleceğim ama bu kovayla boyama var ya bir yeri, ben onu evet. aktifleştirdiğim zaman bütün sayfam o renk oluyor. Hani şöyle hızlı hızlı bir şey yapmaya çalışıyorum burada. Kovayla boyayayım dedim. Yok yapamıyorum. Onu burada çizmeyin. Procreate var mı sizde? Yok. Yok. Neyle çiziyorsunuz çizimi? Ha, yok hocam. Bende o. Tamam. Tamam. Şöyle yapalım. İyi kötü bir şeyler çizdim ben. Yani iyi kötü bir şeyler. Ya şöyle etkili bir görsel olursa çok daha iyi olur. Herhangi bir manzara fotoğrafı falan var mı galerinizde? Onu da alabilirsiniz. Fotoğraf da olur. Fotoğraf da atabilirsiniz. Anladım. Tamam. Ne bileyim. Tamam bir bakayım hocam hemen. Tamam. Şöyle de yapabiliriz. Yeni bir layer açarız buraya. Sonra bir tane sayfa açarız. Bu sayfaya sadece şunu yapabilir misin Serap? Şuraya bir tane dal. Şuraya bir tane dal çiz lütfen. Kalın bir kalem alabilirsin. Onu yapacaktım. Hemen bunu yap lütfen hızlı bir şekilde. Şuraya tamam. bir tane dal çizelim. Şuraya böyle bir yer çizelim. Hızlı tamam. bir şekilde. Hızlı hemen. Böyle yapalım. Yani senin için belki çok etkili olmayabilir görsel anlamda ama. Ben bunu göstereyim ki harekete de geçelim de istiyorum. Yani farenin hareketini de göstereyim de istiyorum. Esra sen bu uygulamayı kullanıyor musun yoksa sadece TV Paint mi kullanıyorsun? Esra orada mısın? Buradayım da açamadım sesimi. Ben aslında TV Paint kullanmıyorum. İlk zamanlar kullanıyordum. Ama hani bakmam lazım. Belki TV Paint'te hani yüklemeyi denemem lazım. Yani şu an bilemiyorum da. Şimdi Clip Studio'yu ben de şimdi yeni öğreniyorum işte. Yüklemiştim. Ya pek fazla bakamadım. Yani genel olarak yapabiliyorum ama mesela resmi ben de şey yapamadım. Nedir o? O biri seçiyorum olmuyor. Hocam Clip Studio ile ben bilgisayarda kullanıyorum ya şöyle bir şey var aralarında TV Paint ile. TV Paint'te kalemi benim yani laptop'tan ve Wacom'dan idare etmek çok zordu. Fazladan çizgiler atıyordu. Ama Clip Studio daha böyle pikseli sanırım büyük mü çalışıyor artık? Hani küçük mü ne denir onu bilemiyorum. Hı-hı. En ince detayında durduğum an kalem duruyor. Yani oraya minicik bir nokta koyduysam bu hantal Wacom'la ki benim en şeysi ucuzu biliyorsunuz. Onu bile algılıyor. Yani bu Clip daha bana iyi geldi. Hani tavsiye ediyorum. Ama tabii fiyatını evet. bilmiyorum ben. Hani ücretsiz kullanıyorum şu an. Ya 3 ay ücretsiz kullanılabiliyor ama yani ben söyledim belki indirim yaparlarsa olur. Ne kadar? Çünkü aylığı ne kadar hocam? Ben bulamadım bunun 60 aylığını. 60 lira. 60. Ay tamam çok da bir şey değilmiş ya. Hani ama tabii öğrencilerimiz için çok almak, gelebilir. Her ay almak da zor olabilir. Zor olur. Yıllık tabii, almak tabii. daha ekonomik olabilir de. Deniz sen yapıyor musun bu arada? Hocam evet. Çok ilginç Photoshop gibi böyle hani iPad'de olması çok ilginç geldi bana böyle program. Sevdin mi? Evet ama hani yine biraz karışık böyle habire hani şu pro feature alanı hani bunu tam düzgün kullanmak için gibi şeyler hani yine bir eksisi var. Evet. Hocam özür dilerim ama bende bir sorun daha çıktı. Bölüyorum sürekli ama Tabii ki sor lütfen. Tamam. Ben yazı yazmaya çalışınca veya bir şey yapmaya çalışınca çıkmıyor kalemde. Birinci layer'da yapıyorum bir şey olmuyor. Bir de bu resmin olduğu layer'da yapınca dikkat işareti çıkıyor kalemimi oynattığım yerde. Tamam. Şöyle bir hatan var. Alttakine hiçbir zaman basmayacaksın. O bizim geri planımız. Onda işimiz yok. Üsttekine tamam. de yaparken şu kırmızı çizgimiz var ya göstereyim şöyle. Şurada bir kırmızı çizgimiz var. Hareket ettiriyorum. Tamam. Bu kırmızı çizginin birinci sırada olması ve gelip birinci sıradaki resme çizim yapacaksan ona basman gerek. Hangi sayfaya çizeceksen ona öncelikle bir kez dokun.
ardından çizmeye çalış. Aa, tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buraya kadar tamam mı? Devam ediyorum. Tamam hocam. Evet, şimdi kamera kullanımına geldik. Kamera açacağız. Nereden açacağız? Şurada animation kısmında üst tarafta göreceksiniz. Üçüncü sıradaki animation kısmında. New Animation Layer'dan 2D kamera seçeneğine tıklıyorsunuz. Ve ardından açıyoruz. 2D kamera folder. Bakın şurada benimkini görüyorsunuz. Şurada en üste attı. Ben ona basılı tutuyorum. Basıp background'ımın üstüne atıyorum. Yani background çizimim vardı ya. Sürükleyebiliyorum layer'lar arasında. Ve onu aşağı indiriyorum. Hocam folder nasıl açmıştınız? Sesiniz öyle garipleşti, ben o yüzden diyorum. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Alttaki background'un üstüne tıklayın ki açacağınız kamera layer'ı hemen background'un üstüne açılsın. Animation kısmından New Animation Layer'dan 2D kamerayı açıyorsunuz. 2D kameraya basıyorsunuz. Tamam mı? Tamam, yaptım. Teşekkür ederim. Tamam, yaptıysanız lütfen burayı izleyin. Ardından çalışmanıza devam edersiniz. Çünkü kaçırırsanız anlamayabilirsiniz. Bakın kamera layer'ına tıkladığımı renginden anlıyorum. Şu anda kamera layer'ıma tıkladım. Gördüğünüz gibi. Ardından ben nereye çizeceksem, nereye hareket edeceksem ona geleceğim. Ama öncesinde sol tarafta el işareti göreceksiniz. O araçlarda el işareti. Hemen elin bir altında şu anda tıklı olan buton. Ona geliyorum. Ve onu nereden başlamasını istiyorsam, kameramın nereden başlayıp nereye gitmesini istiyorsam oraya sürüklüyorum. İlk önce buraya sürükledim ve diyorum ki 10 frame boyunca, 10 sayfa boyunca hareket etsin ve 10. sayfada buraya gelsin diyorum. Ya da diyebilirim ki 5. sayfada hareketi tamamlasın. Ya da 15. sayfada hareketi tamamlasın. Bu size kalmış bir şey. Ben diyorum ki 10. sayfada hareketi tamamlasın. 10. sayfada kameram buraya gelmiş olsun diyorum. Geldim ve basıyorum. Kameram oraya gelmiyor. Hep bunu yaptım. Basıyorum, kameram oraya gelmiyor. İzliyorum videoları, herkesinki geliyor, benimki gelmiyor. Neyi yanlış yapıyorum diye bir türlü bulamamıştım. Siz de bunu yaşarsanız söylüyorum. Altta background'ı kamera layer'ının içine atmamız lazım. Nasıl? Basılı tuttuğumuzda kamera layer'ı bu şekilde kırmızı oluyor ve içerisine atıyorsunuz. Basılı tutuyorsunuz ve kamera layer'ının içerisine atıyorsunuz. Atmadığınız süre boyunca o atmıyor içine. Şimdi gördüğünüz gibi çok hızlı gitti, değil mi? Çok hızlı iniyor. Neden? Çünkü elimizde çok az sayıda sayfa var. Onun için ne yapıyorum mesela? Şu elmas diyeyim, belki öyle anlarsınız. Onu daha ileriye sürüklüyorum. Ne diyorum? 3 saniyede aşağı inerse çok hızlı iniyor. Diyorum ki 10 saniyede ya da 20 saniyede insin ki daha yavaş insin. Yani izleyici ne olduğunu anlasın istiyorum. O yüzden bunu olabildiğince uzatıyorum. Yani zaman olarak baktığımızda neredeyse 1 saniyeyi bile karşılamıyor. En üstte gördüğünüz rakam, yani şu rakam saniyeyi veriyor bu timeline çizgisinde. Şimdi basalım. Yaklaşık 1,5 saniye oldu. Şimdi daha izleyicinin daha rahat görebileceği bir şey oluyor. Evet. Hocam şey soracağım. Ben de bu mavi ekranı bütün ekranı gösteriyor ve sizinki gibi sinema moduna geçmiyor. Anlamadım. Oynatınca mesela mavi ekran aşağı indiğini görüyorum hani. Ben tamam. Background'ını kameranın içerisine attığına emin misin? Evet evet, attım. Kırmızıyken mi attın? Aynen. Hocam onu tekrar olabilir. Yapar mısınız? Kırmızı olmuyor. Olmayan var mı? Bakın. Şöyle üstünde göstereyim. Şöyle göstereyim. Aldınız. Dosyanızı içine atacaksınız. Kamera dosyasına geldiğinizde bir süre bekleyin. Şu anda gördüğünüz gibi rengi ona döndü. Gördünüz mü? Görüyor musunuz?
bir çerçeve var. Evet hocam. O olduğunda atacaksınız içine. Hocam beyaz dosyaları da kameraya atalım mı? Yok yok, atmıyorsunuz onları. Benim kameram kırmızı olmadı hocam, onu söylemeye çalışıyorum. Benimki hala hani şu sayfaların olduğu yerdeki kırmızılıkta kaldı hala. Tamam, şunu yaptın mı? Buraya elmaslar yerleştirmiştik ya, koydun mu bunları? Elması biraz daha ileriye alalım demiştiniz. İleriye aldım elması. Bana gösterir misin bir ne olduğunu? Görebilecek misiniz ekranda bilmiyorum ama. Bakayım. bir dakika lütfen. Bir dakika. Hocam benim de sıfır başlangıcında bir tane elmas Özge, var. Özge ekranı gösterir misin? Çok affedersin Özge. Gösteriyorum sana. Gösteriyorum hocam. Ekranı göremiyorum. Biraz daha aşağı indirir misin? Play'e basar mısın? Play. Play'e nereden basıyorum? Orada görürsün zaman tiliğinde play. Evet, biraz daha yukarı kaldırır mısın? Özge, sen şeyi görmüyoruz senin. Background'unu görmüyoruz. Senin background'un yok mu? Geliyor ve gidiyor bir anda. Var. Şundan kaynaklıdır Özge. Background'ın, lütfen şuna bir bakın. Şurada bir şey daha gösteriyorum size, lütfen bakın. Şunun ucundan, yani background'ımın şu arkasına basılı tuttuğumda böyle bir işaret çıkıyor. Hocam ekranınız bununla... yok ya. Yok mu? Yok ekranınız. Tamam, tamam, hemen açıyorum. Zor bir ders mi oldu ya bu? İyi, öğrenmesi bayağı zor oldu. Ama güzel. Zor ama iyi, yani gerekiyor. Evet, evet, kesinlikle. Daha memnunum şu an. Şimdi bakın, sondaki mesela hangi layer'ı ne kadar uzatmak istiyorsak bunu o ölçüde kısaltıp uzatabiliriz. Mesela benimkine baktığında şu anda uzatıyorum background'ımı. Yani 115. sayfaya kadar uzattım şu anda. Özge, seninki çok kısa olduğu için görünmüyor olabilir. Lütfen bunu bir uzatmaya çalış. Alttaki mi? Yani background'ını uzatacaksın. Bu arada Özge Sapancı, senin de bir sorun vardı. İletir misin? Benim de sadece bir tane elmas var ekranda. İkincisini açamadım. Başlangıç var, bitiş yok. Tamam. İkincisini açmanız için ne gerekiyor? Hemen söyleyeyim. Elmaslarımı nereden siliyorum? Orada yukarıda çöp kovası var. Hemen sağ tarafta timeline'da 3. sırada. Şu anda bastım ona, sildim. Evet. Birinci elması koydunuz. O elması zaten kendisi de koyuyor. Nasıl koyuyor? Siz bunu taşıdığınız yere bir tane koyuyor. Birazcık daha aşağı taşırsam bir tane daha koyar oraya mesela. Yani her hareketinize bir tane koyuyor. Şimdi benim burada bir hareketim var. Buraya koydu bir tane. Ben şimdi zaman çizelgemde bu kırmızı olan bölümde taşıyorum. Ve diyorum ki elmasın ikincisini buraya koy diyorum Özge. Buraya geldiğimde, üstteki penceremi, referans çerçevemi aşağı taşıyorum. Çünkü kameramın buraya gelmesini istiyorum. Yaptım ama onu yine de olmadı. Neden olmadı acaba? Şuna tıkladın mı? Sol tarafta elin altında bir tane küp işareti ve ok işareti göreceksin. Ona bastın mı? Evet tabii. Açık o. Yani tekrar bana, kontrol edeyim. Bana ekranını gösterir misin? Benimkisi paylaşmıyor. Birkaç defa denedik. Telefonunla da bakabilirim. Ya da yani kameranla ben bakabilirim. Şey, hem aynı iPad'te hem çiziyorum hem izliyorum. O yüzden öyle mi? Evet. Bir daha kontrol et lütfen. Ben sana bir kez daha anlatıyorum baştan. Sen benim izlediğim yöntemi bir kez daha izleyebilirsin. Hocam, bu elmasları nasıl açtığımızda oradan başlar mısınız? Ben orayı anlamadım çünkü. Lütfen herkes burayı bir dinlesin. Ben bunları siliyorum öncelikle. Nereden siliyorum? Şu yukarıda çöp kovası var, onunla siliyorum. Ya da basılı tuttuğunuzda da siler. Hocam ekranınız yok. Tamam, açıyorum.
Sanırım başardım. Harika. Ben yine de göstereyim anlamayanlar için. Sildim. Kamera layer'ına geliyorum. Burada kamera layer'ı var. Kamera layer'ına geliyorum. Ekranınız oraya görünmüyor. Şu an ekranınız görünmüyor. Tamam, bir dakika tekrar deniyorum. Şimdi görünüyor mu? Evet hocam. Görünüyor. Tamam. Şimdi kamera layer'ına tıklıyorum bir kere. Kamera layer'ına tıkladığımda bakın benim bir pencerem var. Bu penceremi gösteriyor. Pencereniz muhtemelen şuradaydı. Bu pencereyi öncelikle şuraya taşımanız lazım. Yukarı taşımanız lazım ki yukarıdan aşağı ineceğiz. Pencerem yukarıda. Ardından ilerletiyorum. Diyorum ki ikinci saniyede kamera bu pozisyona gelsin istiyorum. Ne yapıyorum? Bu sefer pencereyi alıyorum ve aşağı doğru indiriyorum. Ve sonrasında play tuşuna bastığımda o alana kadar inmiş oluyor. Sevta'da sor istersen. Ne oldu? Olmadı mı? Hocam benim o pencere siyahlık olmuyor. Benim ben ekran de... kayıyor ama siyah görünmüyor. Sadece o görünmüyor yani. Evet, o şey görünmüyor bende de. Tamam, şimdi tekrar ne olmuş? Tekrar bir daha yol izliyorum. Yani her şeyi sıfırdan yapıyorum. Ona bak istersen. Tekrar sıfırdan yapıyorum. Lütfen yeniden izleyin. Şimdi kameramı sildim. Artık kameram yok. Background'ım da yok. Gittim ben bir tane import ettim. Dosyayı indirdim. Ardından buraya geldim ve dosyamı buraya çektim. Buraya kadar tamam. Ardından folder'ın üstüne animation'dan, new animation layer'dan 2D kamera aldım. Buraya kadar yaptınız değil mi? Evet. Evet. Şimdi buraya kadar yaptıktan sonra alttaki folder dosya yani background dosyasını basılı tutuyorum birkaç saniye. Ardından yukarıya doğru kamera layer'ının içerisine sürüklüyorum. Sürüklediğimde gördüğünüz gibi etrafta kırmızı bir çizgi oluştu. O çizgi oluştuğunda onun içerisine bırakmanız lazım onu. Yani o dosyanın içerisine atıyoruz. Kamerayı o dosyaya entegre ediyoruz. Ardından... Hocam tam araya giriyorum. İşte o kırmızılık oluşmuyor. Yani bende o oluşmadı. New Animation Layer diye bir sürü seçenekler çıkıyor basılı tuttuğumda. Kameran açık. Peki şu... Açık. Her şey tam buraya kadar. Oraya kadar her şey tam. Bir bakayım neden olmuyor olabilir. Neyse siz devam edin hocam. Yani orada bir şey yoksa tamam. Yo, deneyeceğim. Aa, şey söyleyebilir miyim? Tabii lütfen. Şişedeki 3 tane nokta var ya. Yan tarafında. Hani soldaki o gözün olduğu tiza var ya. Orada 3 noktaları oradan tutarsanız. Ah evet. O zaman oldu. Şerife teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de yapamamıştım. Şimdi öyle yap. Ay Şerife. Şerife'ye bir çikolata al lütfen. Evet. Şerife'ye benden kurabiye buluştuğumuzda. Doğru, bir an aklıma gelmedi kurabiye. buluşmayı da Mayıs ayı sonu gibi düşünüyoruz. Çünkü o zamana kadar en azından pandemide biraz daha rahatlar diye düşünüyorum. Tekrar onun ayrıntılarını konuşuruz sizlerle. Ama hepinizin orada olmasını umut ediyorum. Umarım Mayıs ayı sonunda Kaş'ta buluşuruz. Hocam benim de kameram oynuyor ama sizin gibi karanlık olmuyor oynarken. Tamam, şimdi onu göstereceğim. Bir kez daha anlatacağım. Kameran oynuyor, karanlık olmuyor. Attık içerisine. Şimdi kameramızı, layer'ımızı kameranın içerisine doğru atıp atmadığımızı şuradan kontrol edelim. Bakın kamera ve background'ımız aynı çizgi içerisinde. Şöyle görürsünüz. Aynı blok içerisinde. Sol tarafta gözler var ya. Gözler birbirinden ayrı değil. Birleşik bir blok içerisinde olduysa demek ki aynı değerin içerisinde bu. Şimdi buraya geliyorum. Şunu ayarlamam lazım önce. Yeliz, senin soruna da bakacağım. Geliyorum
Ve mutlaka şuna tıklamış olduğumdan emin oluyorum. O elmasları yerleştirirken. Bu arada bunun başka bir adı var mı bilmiyorum ama elmas diyorum, anlıyorsunuz herhalde. Elin altında bir tane küp var. O küpe tıklıyorsunuz ve o yukarıya alıyorsunuz karemizi. Yani nereden nereye geleceğini gösterdiğimiz alan. Ardından diyorum ki şu alana kadar gelsin ve burada aşağı insin diyorum. Bu sefer sürüklüyorum o kamera karesini ve aşağı doğru indiriyorum. Play tuşuna bastığımda bu sefer ekran siyah olmuyor diyorsun. Öyle mi Yeliz? Aynı evet, sorun hocam. Bende de var. Yani play'e bastığınızdan eminsiniz. Evet. Oynuyor ama işte Deniz dedi ya daha demin sinema modunda olmuyor diye. Sinema modunda olmuyor. Yani o kadrajı seçmiyor. Kadrajı seçmiyor da sanki hepsini gösteriyormuş gibi sadece mavi kadraj hareket ediyor. Mavi kadraj hareket ediyorsa doğru değil. Yani yaptığınız çalışma sonuca ulaşmamış. Bir yerde hatanız var. Dosyanız layer'ın içerisine girmemiş de olabilir. Şuna bakar mısınız? Şöyle söyleyeyim. Bakın şimdi. Kamera, altta kamera var görüyorsunuz. Kamerayı görüyor musunuz şu anda tıklı? Evet. Şimdi kamerayla alttaki peeper layer'ının arasında şu gözlerin kısmında bir tane çizgi var. İkisi birbirini ayırıyor. Gördünüz mü? Evet. Şimdi ben dosyamı şu anda gördüğünüz gibi alttaki background'umla kamera arasında bir çizgi görüyorum. Gözlerin olduğu yerde. Eğer öyleyse olmaz. Hatalı. Ne olacak? O çizgi ayrılacak. Yani iki layer birleşmiş olacak. Şu anda o çizgi yok. Gördünüz mü? Evet. Lütfen bir kontrol edin. Eğer o çizgi varsa atamamışsınız içerisine. Eğer o çizgi yoksa yapmışsınız ama başka bir sorun var. Bende göz arasında çizgi yok. Bir sorunun var mı oynattığında? Dediğim gibi yani kamera hareket ediyor fakat şeyi dışarıda bırakmıyor. Kameranın kadrajının dışında kalan alanı karartmıyor. Alanı karartmıyor. O zaman şöyle bakalım ayarlarda öyle bir seçeneğimiz var mı? Tamam. Bir yandan siz yapmaya devam edin. Ben de o ayarları bir kontrol edeyim. Başka sorusu olan var mı? Hocam şu elmas var. Ay, ben de ona benzer bir şey soracağım. Tamam evet. Şöyle yapar mısınız? Animation kısmında animation layer'ına tıklayın. Show 2D camera frames yazıyor. Ona bir tik atın. Altta show camera pet yazıyor. Ona da bir tik atın. Onun dışında playback settings'e gelin. Orada 3 tane tik var benimkilerde. Onlara da nerelerdeyse tik atın. Hocam şimdi ilginç bir şey keşfettim. Benim show 2D camera frames, show camera path bunlar aktif değil yani tikli ama aktif görünmüyorlar. Hocam bir şey deyince render render 2D deyince evet benim oluyor. De öyle oldu. Oluyor mu? Sorunu çözdünüz mü? Evet, evet. Render 2D kamera deyince playback settings'ten oluyor. Evet hocam, oluyor. Tamam, güzel. Oldu mu? Özge, senin karşısında herkesin oldu herhalde. Benimki de olmadı. Hocam, bir şey sorabilir miyim? Benim sıkıntım şu, o aktif değil. O şeyler aktif değil. Seçenekler bende. Aktif değilse kamera layer'ını açmamışsındır ya da şuna tıklamamış olabilirsin. Elin altında bir tane seçenekte tıklı görüyor musun? Sol taraftaki panelde. Nasıl? Küpü mü diyorsunuz? Küp bende tıklı. Küp tıklı sende. Yani Özge layer'ı içerisine attığına eminsin. Her peki, şey tamam. Elmasları koydun. Uyumadım. Elmasları koydun. Elmaslar da var. Elmaslar da var. Yani lütfen bu tiklerin olduğuna emin ol. Bir daha göz at. Yağmur senin sorun nedir? Hocam hani siz
background'un olduğu layer'ı tutup kamerayla birleştirdiniz yarısında çizgiyi artık yok diye. Evet. Ben de onu tutup üstüne basılı tutup öyle yapmak istiyorum ama basılı tutunca hani şu seçeneklerin çıktığı kare çıkıyor işte. New Restored Layer, New Layer, Correction Layer tutup onu... Yani basılı 3 noktadan basılı tutman lazım. 3 noktadan basılı tutup sürüklemen lazım. 3 çizgi var ya. Tamam. Özge bütün buraya kadar tamamsa bir sorun olmaması lazım. Eğer bir sorun varsa tekrar bir daha baştan yap ya da uygulamayı kapatıp yeniden bir daha açıp dene. Öyle bir sorun olabilir. Çünkü bir sorun gözükmüyor. Yeniden denedim. Yani tıklıydı her şey. Bir daha üstlerine tıkladım. Oldu. Oldu mu? Tamam, harika. Hocam. Ben de hani bilgisayarda yapıyorum ya, PC'de. Benim o sürükleyip bırakma şeyini onu, bir tek onu yapamıyor. Ama o çalıştırdığım zaman öyle siyah oluyor ekranın. Bir kutu halinde kalıyor. Mouse'a basılı tutup atalım içine. Yapıyorum ama ne yapıyor biliyor musunuz? Ya altı atıyor onu. Yani kutuyu. Çizgilerden tutuyor musunuz? Evet hocam, hepsini denedim vallahi. Neyse var. Bir de diyor ki kamera option. Track label diyor bir de. Track label option diye bir şey çıktı benimkinde. Tutuyorum ama. Yani o mavi tam 3 noktaya getirelim şeyi. Oku. Hı? Oku tam 3 noktaya getirelim. Basılı tutalım. Ardından sürükleme. Yani mutlaka olur aslında. Olmaması tamam. Mümkün değil. Bir daha deneyeyim. Yani benim bir de yok ya çizdiğim bir şey yok ya. Hani o layer'ların içinde bir yere atıyorum ya ben, acaba dedim ondan mı görmüyor? Tamam. Yani. Serap, hafta içerisinde tekrar tamam. Lütfen tamam. İlgilenelim, bana söyle. Şimdi ben hemen ilerliyorum. Buraya bakın lütfen. Şu frame'lerin arasını birazcık açayım. Çok yakınlar birbirine, çok hızlı gitmesinler. Onları nasıl açıyorsunuz hocam? Basılı tutuyorsunuz, sürüklüyorsunuz. Yani şu anda mesela 3 sayfa sonra bu giriyor. Bunları o şekilde açtım. Evet, şimdi ben buraya bir tane yaprak çiziyorum. Kalemimi aldım. Şuradan bir tane yaprağım gelsin. Kalem ayarları için kalemde tıklıysa hemen bir yanındaki panelde işte anahtar kısmı var. Oradan kaleminizi ayarlayabilirsiniz. Ortalama 7-8 aralığında olabilir. Çok da kalın olmasın. Ekranınıza göre de uyum sağlayabilirsiniz. Pardon, 0.9'muş. Evet. Bir tane yaprağımız olsun. Ve bu yaprağımız düşsün. Görüyorsunuz şu anda değil mi? Evet. Tamam, hızlı hızlı çizeceğim. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Çizdiğiniz şeyler frame'in dışında kaldı ama. Düzeltiriz onu. Kamerayı biraz daha ileriye aldığımızda daha yavaş gidecektir. Kamerayı biraz ileriye alırsanız sorunu çözersiniz. Lütfen özenmeyin. Hızlı hızlı yapalım gitsin. Çünkü şu anda hem vaktimiz var hem de bu uygulamayı indirmemiş olanlar için de sıkıcı olmasını istemiyorum.
eğer algılamakta zorluk çekerseniz bu layer'ı birazcık flulaştırabilirsiniz background'ınızı ki çizgilerinizi çok daha net görebilirsiniz. Onu da göstereceğim şimdi size. Window seçeneğinden layer seçeneğine tıkladığınızda bütün bu açtığınız layer'ları başka bir pencerede de görebilirsiniz. Şu anda ben background layer'ını flulaştırıyorum. Hocam benim yaprağım kamerayla senkronize gitmiyor. Tamam, şimdi söyleyeceğim nasıl yapabileceğini. Teşekkürler. Yeliz, şurada koyduğun elmas var ya, onu ilerletebilirsin. Yani dersin ki 3 saniyede değil de işte 4 saniyede insin. Baktın ki daha hala öyle bir sorun var. Biraz daha ileriye çekebilirsin bunu. Tamam hocam. Hocam şu sizin şu an beyaz açtığınız şeyleri ben açamıyorum ve bir tane önceden açtığım kalmış, onu da çoğaltamıyorum. Yani yeni frame ekleyemiyorum. Ekleme o zaman Deniz, ekleme kalsın. Şimdi hocam, yeni şuradan ekleyebiliyorsun. 18'e geldim ya, yeni sayfa ekliyorsun değil mi? Ya şey, sadece bir tane açtığım var. Yani bu kamerayı yaptığımızda ondan öncekinde sadece bir tane bırakmıştım. Tamam. Yani şurada bir tane var. Layer'ı mı açamıyorsun, sayfayı mı? Evet, sayfayı. Tamam. Deniz, şurada açtın diyelim, bir tane bir sayfan var. Ona tıklayken yanda, yani şuradan göstereyim. Şuna bastığında yeni sayfa açıyor. Çok kilitli gözüküyor bende, öyle şey siyah. Tıklayamıyorum. Efendim? Göremiyor musun? Görüyorum da tıklayamıyorum. Diğer yandaki tuş gibi beyaz değil. Daha siyah bir şey açmıyor yani. Açmıyor. O zaman senin layer'ın yoktur. Layer açman lazım öncelikle. Aç bir layer. Açtın mı? Yani. Ardından timeline'da şu birinci sayfaya dokun. Birinci... Tamam, oldu. Teşekkür ederim. Evet, teşekkürler. Tamam. Şimdi geldik, buradayız. Devam ediyoruz. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Ben tabii çizdim, lütfen. Yani tamamladım, 10 tane yaprağı çizdim. Ama oynattığım zaman sanki kanvasın dışına çizmişim gibi gösteriyor. Tamam, yani şimdi şöyle. Oynarken çizmiştim ama. Tamam, şimdi söyleyeceğim. Tamam. Mina, yardımcı olacağım. Tamam. Mina, şurada kanvasın, yani şunun dışına mı çıkmışsın? Şuranın dışına mı çıkmışsın Mina? Yoksa kameranın dışında mı kalıyor? Şöyle göstereyim. Mesela kanvasın yukarıda ya. Kanvasın aşağıda. Ben kameranın olduğu yere göre çizmiştim. Ama oynattığım zaman artık yani kanvasa göre oynattığı için çizimler yukarıda kalıyor. Oynatır mısın bir? Bir saniye. Gözüküyor mu? Bakacağım bir dakika. Basayım mı? Hiç göremiyorum ama oynatır mısın bir? Yukarıda kalıyor. Evet, tamam. Aşağı mı çizmem gerekiyordu acaba? Mina, yavaş yavaş düşüreceksin onu. Yok, düşürüyorum zaten ama yani... Neyse, düşürüyorsun ama... Belki başkalarında da benzer bir sorun. Kimde de öyle oldu. Benim tamam, de hiç görünmüyor. Düşürdüm. Tamam, durun. Şimdi çözeceğiz o sorunu. Bekleyin lütfen. Bekleyin lütfen bir dakika.
Bekleyin, ben çizimimi tamamlayayım. Siz devam edin, aynı şekilde indirin. Sonrasında çözeceğiz o sorunu. Bu arada ekran gözükmüyor. Hemen açayım. Süremiz doldu, vaktimiz geçti ama biraz daha buradayım. Sıkılan varsa ayrılabilir. Bir iki dakika daha bunu sonuçlandırıp öyle bırakmak istiyorum. Sanırım benim de yaprağım kadrajın dışında kalıyor. Tamam, sorun değil, onu çözeceğiz. Çözeceğiz onu. Tamam, ben hızlıca şöyle bir çizdim. Oynatalım bir. Evet, oynatıyorum, bir bakalım. Baktığımızda sayfamız iniyor, aynı zamanda yaprak da iniyor. Yani yaprağımız estetik değil, duruma uygun değil ama sadece mantığını kavramanız için göstermiş oldum. Kadrajımız bu şekilde inmiş oluyor. Beni görüyor musunuz? Yok. Hayır. Tamam. Yani beni derken ekranı demek istedim de. Tamam, bitireceğiz dersi, biliyorum çok sıkıldınız. Hocam sıkılmadık. Sıkılmadık evet. Bilmiyorum, bu animasyon konusunda kendimi çok güvende hissettim şu an. Bilmiyorum. Bence çok güzel bir ders oldu. Yani daha çok şey hayal etmiştim öğretmek için ama yeterli olmadı vaktimiz. Onu da bir sonraki derste göstereceğim. Bu programa devam edeceğiz. Şöyle yapacağız. Bu programı kullananlar lütfen bana haber versin. Hafta içi bir gün, çarşamba günü 19-20 arasında sadece bu programı göstereceğim. Çünkü bu programı kullanmayanlara da ders sıkıcı gelsin istemiyorum. O yüzden programı öğretmeyi ayrı bir derste gerçekleştireceğim. Çarşamba günü 19-20 arası. Katılmak isteyen olursa, sanırım bazıları çıkamıyordu o derste İrem Bala. Şöyle yapalım. 20 olur mu? Yani eğer katılamıyorsanız 20'de yapalım. Katılıyorsanız 19-20'de yapalım. Gösteriyorum. Şimdi şunu da yapmanız lazım. Yaprağı çizdiğiniz layer'ı da kamera layer'ının içerisine atmanız lazım. Takip etmesi için. Süper bir hareket. Yani bu animasyonunuza ne kadar çok zenginlik vereceğini göreceksiniz. Animasyonu çok etkili kılan çalışmalardan bir tanesi aslında bu kamera çalışması. En azından temel anlamda belki bu programla yapmamış olsanız bile mantığını öğrenmiş olduğunuzu düşünüyorum bu uygulamayı kullanmayanlar için. Daha sonra bir de bunu yandan gelişini görebiliriz. Yandan nasıl geliyor? Karakterimiz yürüdüğü zaman sahneyi nasıl uzatırız? Onlara da ilerleyen süreçte bakacağız. Ama ben yine size şunu göstermek istemiştim. Ya ilk başta zaten oynatmıştım ama çok uygulama fırsatımız olmadı. Hangisiydi? Şu. Evet, ben bu çalışmayı yapmayı düşünüyordum birlikte ama bunu da ilerleyen süreçte yaparız. Farenin yerden bir mısır taneleri topladığı kareyi yapacaktık. Evet, var mı bana söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey? Yok hocam, teşekkür ediyoruz. Yepyeni şeyler öğrendik bugün, çok farklıydı. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yani bunu uzun zamandan beri öğretmek istiyordum ama henüz hazır olmadığınızı düşündüğüm için bu çalışmayı yapmamıştık. Yani lütfen çalışmaları en azından derste yapın. Bitmediyse bir saat daha ayırın, en azından o çalışmayı tamamlayın ki yani bir sonraki çalışmaya geçebilelim. Ki sizin için de sürekli tekrar gibi olmasın. Background çalışacağız önümüzdeki ay itibariyle, bu hafta itibariyle bu ayda sona erdirmiş olacağız. İzobel gelecek biliyorsunuz. Yine background çalışmaları yapacağız ve ben de sık sık bu kamera kullanımından bahsedeceğim. Yani ben de size background çalışmalarına katkı sunacağım. Önümüzdeki ayda ismini söylememiştim. Bahsedeyim. Sylvan
Silevon bize birlikte olacak. O bahsettiğim Deniz'in şarkısı Klaus çizgi filminde yer alan. Kendinize iyi bakın. Vaktimizi oldukça açtık. Sağlıcakla kalın. Bir sorunuz olsa lütfen haberdar edin. Ben